Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital pazarlama notlarının 94. bölümüne hoş geldiniz. Her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl sonunda da İçerik Bulutu Akademi bir sonraki yılın dijital pazarlama trendleriyle ilgili uzmanların görüşlerine başvurmuş ve 2022 dijital pazarlama trendleri başlıklı bir rapor yayınlanmış. Dilerseniz bu raporu bir blog yazısı şeklinde okuyabileceğiniz gibi, isterseniz arzu ederseniz bir e-kitapçık olarak da sizin linkini paylaştığım şu an ekranda görmüş olduğunuz bu sayfadan indirme şansınız var. Ben de katılımcılar arasında yer alıyorum. Birbirinden ilginç fikirler var. Herkesin uzlaştığı bazı konular var, bazı ayrıştığı konular var. Ancak farklı fikirleri incelemek, bunlardan bir takım çıkarımlarda bulunmak istiyorsanız bu dokümanı muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Ve bundan birkaç hafta önce sizlere Google'ın ürün inceleme siteleriyle ilgili bir algoritma güncellemesi gerçekleştirdiğinden bahsetmiştim. Bu güncellemenin bu hafta itibariyle artık tamamlandığı Google tarafından bildirildi. Aslında bu yıl çok sayıda algoritma güncellemesi olduğu için özellikle Noel tatili dönemine denk gelen bu güncelleme biraz eleştiri konusu oldu. Yani şu dönem yapmayın bari şeklinde serzenişte bulundular. Özellikle yabancı SEO uzmanları. Ancak Google bu güncellemeyi yapmaya devam ediyor. 2022 yılında çok daha fazlasını yapacak gibi görünüyor. O yüzden bunun Noel'i ya da bayram tatili yok. Bizim de bu güncellemeleri takip ederek ona göre pozisyon almamız bekleniyor. Evet, bu hafta sizlere duyurmak istediğim önümüzdeki haftaki artık bu senenin son dijital zone meetup'ı gerçekleşecek 28 Aralık 2021 saat 19 ve 21 saatleri arasında. Değerli katılımcılar var. Eğer artık son hafta çalışmayalım demiyorsanız bu meetup'a katılmanızı ve buradan bir takım notlar almanızı tavsiye ederim. Evet, önemli web metrikleri 2021 yılında çok mesaimizi çaldı diyebilirim. 2022 yılında desktop'a da gelecek. O yüzden önümüzdeki senede desktop versiyonlarla ilgili bazı güncellemeler yapmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili başarı hikayeleri yayınlanıyor. Onlardan bir tanesi Smashing Magazine'in yaptığı önemli web metrikleriyle ilgili iyileştirme ve burada izlemiş oldukları yöntemi detaylı bir şekilde açıklamışlar. Eğer siz de önemli web metrikleriyle ilgili bir çalışma içerisindeyseniz buradaki deneyimleri okumanızda ve buradan bir takım çıkarımlar yapmanızda fayda var. Gerçekten çok kapsamlı yazmışlar. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Evet, özellikle site geçişi dönemlerinde yeniden yönlendirme listesi hazırlamak çok kritik. Bu görmüş olduğunuz Redirectinator isimli telaffuz etmesi güç ancak etkili basit bir Google Sheet dokümanı sizin bu yönlendirme listelerinizi takip etmek için yaratılmış ve çok efektif bir çözüm olarak gözüküyor. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Microsoft Bing ile Shopify'ın bu hafta itibariyle bir entegrasyonu söz konusu. Bing arama motoru sonuçlarında bir arama yaptığınızda, bir ürün araması yaptığınızda çıkan sonuçlardan eğer Shopify kullanıcısıysa site sahibi oradan direkt satın alma opsiyonu sunmaya başlamış Bing. Ve milyonlarca Shopify kullanıcısının ürünleri Microsoft Bing arama motoru sonuçlarında yer almaya başlamış. Şimdi diyebilirsiniz ki Bing bizi çok da enterese etmiyor. Ben öyle bakmıyorum olaya. Biraz da yurt dışı hedeflemeli müşterileriniz varsa, Shopify kullanıyorlarsa özellikle Amerika bölgesinde bu entegrasyon onlar için ilginç fırsatlar doğurabilir. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Search Response.io bu aracın sahibi birkaç haftadır bana mail atıyor ve aracını incelememi rica etmiş. Sanıyorum bir Amerikalı beyefendi ve ben de ancak fırsat bulup da aracı inceledim. Gerçekten çok basit ve efektif bir araç. Google sonuçlarında kullanıcılar bunları da aradı şeklinde çıkan bazı sorularda çıkan diyelim bir takım sorguları önünüze getiriyor. Bu içerik üretmek anlamında bir konuyu
etraflıca ele almak anlamında ya da kullanıcıların sorularını tamamen cevaplayan bir içerik oluşturmak anlamında kullanabileceğiniz basit bir araç ve ücretsiz bir araç. Buna benzer araçlar çok sayıda var aslında. AlsoAsk.com mesela ilk aklıma gelen. Ama bu da onlardan bir parça ayrışmaya çalışıyor. En azından site aracın sahibi bana söylediği bu. Ben de sizlerle bu aracı paylaşarak buna katkıda bulunmak istedim. Evet, bu hafta ilginç bir haber düştü. TikTok kullanımının Google'u geçtiğine dair. Ha, bu ne kadar önemli bir haber tartışılır. Ancak bu aslında şeyi de gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde kullanıcıların yoğun kapanma dönemlerinde TikTok gibi böyle eğlendirici, basit, çok da fazla kafayı zorlamayan içeriklerle haşir neşir olduklarını, daha fazla vakit geçirdiklerini gösteriyor. Buna kısmen kendi oğlumdan da gözlemliyorum. TikTok kullanımı küçük yaşlara kadar inmiş durumda. Dolayısıyla bu haber beni şaşırtmadı. Ama kaygılandırdı diyebiliriz. Yani TikTok bana kalırsa çok da yüzeysel içeriklerden olduğu bir platform ama tabii ki pazarlamacılar için bir takım fırsatlar barındırıyor diyebiliriz. Evet, yaklaşık bir yıldır YouTube'un premium versiyonunu kullanıyorum ve premium kullanıcılarının bir takım avantajları oluyor. Bunlardan bir tanesi de henüz test aşamasındaki bazı YouTube özelliklerini önceden deneyimlemeniz ve bununla ilgili geri bildirimde bulunmanız. Eğer siz de reklamlardan şikayetçiyseniz ve çok fazla vakiti reklam izleyerek tükettiğinizi düşünüyorsanız premium aboneliğe geçmenizi tavsiye ederim. Çok yüksek bir maliyeti söz konusu değil ve aynı zamanda böyle bir takım ilginç özellikleri de deneyimlemek gibi bir avantajınız oluyor. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Noise, Gürültü isimli kitap. Günümüzde odaklanma ile ilgili sorun yaşadığımız hepimiz tarafından biliniyor ve bu konuda yazılmış çok sayıda kitap var aslında. Gürültü kitabının yazarı Joseph McCormack benim daha önce okuduğum Brief isimli kitabı da yazan bir yazar olduğu için özellikle size paylaşmak istedim. Brief kitabında yazar mesajımızı çok net ve sade bir şekilde karşı tarafa iletmemiz gerektiğini ve çok fazla edebiyat parçalamadan mesajı karşı tarafa net bir şekilde aktarmamız gerektiğinden bahsediyordu. Noise kitabında da biraz bu bilgi kirliliğini ve çok fazla dikkat dağıtıcı unsura maruz kalışımızı ortadan kaldıracak bir takım çözüm önerileri var. Şahsen ben aslında burada kendi çözüm önerilerimi sosyal medya bildirimlerini azaltmakta buldum. Yani bazı bildirimleri kapatmak ya da işte belli süreler ayırmak gibi. Yani bununla ilgili kullanabilecek pek çok araç var. Noise'de bu biraz daha kapsamlı bir şekilde ele alınmış. O açıdan okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.